Merhaba, mitokondriyi duymuşsunuzdur. Hücremizin içerisindeki stratejik bölümlerden bir tanesi. Ama ben size farklı bir konudan bahsedeceğim. Biliyorsunuz enerji santralimiz glukozu, proteini ve yağları yıkar. Son derece stratejik bir bölümdür. Ve bunun ötesinde de hepinizin belki tahmin edebileceği üzere küçük bir sırrı var. Ama bu sır sizin tahmin ettiğiniz sır değil. Hepinizin bildiği üzere mitokondrimiz hücremizin çekirdeğindeki DNA'dan farklı bir DNA içeriyor. Yapısı aynı ama genellikle halka şeklinde. Halbuki bizim çekirdeğimizde genellikle bir zincir helix tarzında bulunuyor ve anneden geliyor. Fakat şimdi şöyle bir bakın bakalım sol taraftaki bakteri, sağ taraftaki ise mitokondri. Birbirine benziyor değil mi? Evet. Aslında hücrenin gelişimi sırasında bir şekilde insan hücresine dışarıdan girmiş bir bakteri olabileceği yönünde bir takım teoriler var. Normalde bizim mitokondrimiz yok ama bir şekilde bir bakteri gelip hücremizin içerisine giriyor ve karşılıklı beraber yaşıyoruz. İkimizin çıkarları da uygun. Buna simbiyotik ilişki yani endosimbiyoz adı veriliyor. Bu sadece insan hücresi için geçerli değil. Aynı zamanda bitkilerde fotosentez yapan bir organelin de benzer şekilde bir bakteri olarak o bitkinin içerisine girdiği düşünülüyor. İşte bakın normalde hücrenin gelişiminde dahi karşılıklı bir çıkar ilişkisi söz konusu ve bunun sonucunda da bizim vücudumuzda mükemmel çalışan makinenin aslında çok azına vakıf olduğumuz sırlardan birisini görüyoruz. Günlük yaşam içerisinde vücudumuzda oluşan mucizelerin sadece kısa bir öyküsü. Teşekkürler, görüşmek üzere, hoşçakalınız.